buraya geldik. Bizim kamp için favori mekanlarımızdan bir tanesi. Bu arada bir yandan da sinekleri kovalıyorum. Haziran ortasında çok güzel bir hava var. 2 gece 3 gün boyunca buradayız. Çok uzun süredir kamp videosu çekmiyorduk. Kampı çok özlemişiz. Burada olmak bize çok güzel geldi. Laguna Dağı'na daha önce çok geldik ama bu kamp alanına ilk defa geliyoruz. Çok sevdik burayı. Yavaştan karınlar acıktı. Artık yemek işine bir girişelim bence. Çok lezzetli yemekler yapacağız. Dokuz buçuk gibi uyandık. Sıcak bir hava var. Bugün 31 derece hatta. O yüzden sıcak uyandırdı. Biraz daha uyuyabilirdik. Gece geç yattık çünkü hava çok güzeldi. Saat 12.30 gibi falan uyuduk. Kahvemizi içtik zaten. Şimdi güzel de bir kahvaltı yapacağız. Ondan sonrasında yürüyüş yapmak istiyoruz ama hava çok sıcak olduğu için biraz daha güneşin batmasını bekleyebiliriz. En azından 4 gibi çıkarız diye tahmin ediyoruz. Yazın kamp yapmanın en güzel yanlarından bir tanesi de böyle yayla yayla uzun uzun yemekler hazırlayabiliyoruz. Normalde kampta yemek yapmayı aslında çok seviyoruz ama kışın böyle biraz daha pratik şeyler yerken şimdi çok güzel bir kahvaltı hazırlıyoruz. Rahat rahat yayıla yayıla kahvaltımızı yapacağız. Başladık bir trail macerasına. Böyle yürüyoruz. Hem dedik hava çok güzel şu anda. Bu havanın keyfini çıkartalım. Hem de böyle tatlı tatlı yürüyüş yapalım.
geldiğimiz sıraya bulunduğumuz kamp alanına böyle bir 5 dakika yürüme mesafesinde. Aslında biz daha önce Laguna'ya çok geldik ama Laguna Campground'da kaldık hep. Bu sefer farklı bir kamp alanındayız. Onun trail'ını yapıyoruz şimdi de. Laguna Campground'un trail'ına bağlanıyor. Aslında aynı trail. Hedefimiz direkt o trail'a çıkmak ama bakalım çıkabileceğiz mi? Başladığımız yere geri döndük. Tabii ki çok uzağa gidemedik. Hem böyle güneş batmak üzere olduğu için hem de tabii ki benim korkumdan dolayı artık dönelim yeter dedim. Kısa bir yürüyüş yaptık ama çok güzel geldi. Şimdi kamp alanımıza geri döneceğiz. Şimdi otoyola çıktık. Burası Sunrise Highway. Bizim hemen kamp alanına çok yakın. Normalde keşke daha fazla zaman olsaydı da daha uzun bir yürüyüş yapabilseydik. Ama yine de güzeldi. Yaklaşık bir saatlik yürüyüş yaptık. Şu anda da bir 15 dakika falan yürüyeceğiz. Tam böyle ama Haziran ortasına yakışır bir hava var. Böyle ılık, 28 derecelerde şu anda. Bu akşam da bayağı ılık olacak. Kamp olayı bizim için olmazsa olmazlarımızdan. Bir de hava da böyle çok güzel olunca pek keyifli oluyor ya. Şu yeşillik, böyle nefes aldığınızı hissediyorsunuz hakikaten. Bir de New York videomuzu izlediyseniz birazcık hastaydık. 2 haftalık bir evde olma durumu vardı. Şimdi böyle dışarı çıkınca yürüyüş yaptık, nefes aldık. Ki bu akşamımız da var. Çok güzel yemekler yapacağız yine. Sen az önce konuşurken aklıma geldi. Biz her kampta ateş başında otururken şeye çok yükseliyoruz. Ya bu kampı hiç keşfetmeseydik, keşfedemeseydik. Bu böyle doğayla baş başa olmak, tüm bu gördüğümüz güzellikler, bu açık hava, yani bunların hiçbirini yapmıyor olacaktık. O yüzden her ateş başında oturduğumuzda böyle şey oluyoruz, biz şükrediyoruz yani. İyi ki keşfetmişiz bunu, iyi ki şu an buradayız diye. Burada da ne gördük? Yılan var ama ölmüş, ters takla gelmiş vallahi. Evet, kamp alanımıza geldik. Bir de orayı göstereyim size. Burada böyle bir masamız var. Bir de ayrıca kendi masamız da var orada. Şurada olmazsa olmazımız fire pit'imiz var. Birazdan yakacağız ateşimizi. Artık hava kararmaya başladı. Buraya da çadırımızı kurduk. Ağacın altına kurduk tam. Güzel sabahleyin gölge oluyor. Geniş bir alan gördüğünüz gibi. Şurası komple bize ait ve buranın da gecelik fiyatı $29. Böyle burayı tutabiliyorsunuz $29. Evet, şimdi ateşimizi yakacağız. Güzel bir yemek yapacağız. Bize günaydın. Sabaha yaptık. Çok tatlı bir akşamdı. Böyle hafif de rüzgar vardı. Rüzgar da demeyeyim de aslında böyle bir esinti vardı. O gece de güzel uyumamızı sağladı. Saat 9.30 gibi falan uyandık. Şimdi birazdan artık toparlanıp buradan ayrılacağız. Şurada hemen kamp girişinin yanında bir tane kafe gibi bir yer var. Orada yapalım diyoruz kahvaltımızı. Amerika'nın klasik köy restoranı gibi bir restoran diyebiliriz. Pazar günleri normalde kalabalık oluyormuş ama bir uğrayalım oraya diyoruz eve gitmeden. Hem size de göstermiş oluruz eğer yer bulabilirsek. Çünkü pazar günleri bayağı kalabalık olabiliyormuş. Özellikle sabahları kahvaltı için geliyormuş insanlar. Şimdi bir toparlanalım. Ondan sonra oraya geçeceğiz.
siparişlerimizi de verdik. Kahvaltıyı kaçırmışız. Kahvaltı 11.30'a kadar sürüyormuş. O yüzden sandviç aldık. Çok güzel bir yermiş burası. Çok tatlı. Normalde bugün buraya gelme gibi bir planımız yoktu. Direkt kamp alanında kahvaltımızı hızlıca yapıp ondan sonrasında eve geçeriz diye düşünüyorduk ama burada çıkış çok erken olduğu için burayı da merak ediyorduk zaten. O yüzden bir değişiklik yapalım dedik. Kahvaltıyı burada yapalım. Çok güzelmiş burası ya. Çok beğendim ben. Yemeklerimiz geldi. Tavuk sandviç söyledik. Yanında patates kızartmasıyla. Bir de sebzeli bir sandviç söyledik. Fiyatları da 10.95, 11 dolar diyebiliriz. Yanına kahveler geldi. Kahveler şöyle bardakta geldi. Tabii normal cam bardağı tercih ederdik aslında ama ortam çok tatlı. Yani böyle yeşilliklerin arasında yolda olsanız bile hala güzel temiz bir hava alabiliyorsunuz buradan. Kahvaltımızı yaptık. Güzeldi yemekler. Lezzetliydi, tazeydi. Keyif aldık. Bir daha gelinir mi? Kesinlikle gelinir buraya. Çünkü ortamı çok güzel. Tam doğayla iç içesiniz falan. Sevdik burayı. Artık yavaştan dönme vakti. Buraya veda edeceğiz. Doğada olmak bize her zaman çok iyi geliyor. Üstüne bir de böyle keyifli bir yerde kahvaltımızı da yapınca şahane bir hafta sonu oldu bizim için. Doğayla baş başa olduğumuz bu hafta sonu da bitti. Bu kadardı. Keşke bu doğanın içinde olduğumuz videolar çok daha fazla izlense de çok daha fazlasını yapsak. Evet, keşke. Bizden bugünlük bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.